İkinci bölümde yeniden birlikteyiz. İlk bölümde A Milli Futbol takımımızın oyununu ve maç sonrası ve maç öncesi yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Sanırım var mı eklemek istediğiniz? Son bir şey söyleyeceğim. Bu olayla ilgili, Volkan'a küfür olayıyla ilgili. Evet. Bir kere burada şu hamleyi kesinlikle hemen yapılması lazım. Bir, o Volkan'a küfür eden kişilerin kesinlikle ve kesinlikle tespit edilip çok ciddi ceza alması gerekiyor. 5 kişi tespit edildi ve birer yıl men aldılar. Birer yıl çok az işte, ben onu diyorum. Çok ciddi yaptırımlar... Spor müsabakalarından men bu da. Ve çok ciddi para cezası da alması lazım. Yalnızca men değil. Bak, bizim Türk sanırım insanımız... Sanırım hocam para cezası da kesildi. Tam ama okkalı bir ceza alması lazım. Bizim Türk insanımız cebine dokunmadığı sürece maalesef o cezayı anlamıyor. Yani böyle bir karakterimiz var. İlle cebinden böyle bir 5-10 bin lira çıkınca... Ay Allah ya, keşke etmeseydim diyecek. Yani öyle. Bir daha ederken de o 5 bin lirayı 10 bin liraya düşünecek. Hocam 5 bin 10 bin de fazla. 1000 lira çıksa gene yeter. Yani ama yok, oturaklı bir ceza. Yani içine oturacak bir cezanın çıkması lazım. Ve örnek olması için lazım. Ve bence uzun bir süre İstanbul'da artık milli maç oynanmaması gerekiyor. Evet. Son bir şey yani. Evet. Hani artık çünkü öyle bir hale geldi ki Saraçoğlu'nda oynadığınız zaman Galatasaraylı oyuncular küfür yiyor. Türk Telekom'da oynadığınız zaman Fenerbahçe'li oyuncular küfür yiyor. Bence uzun bir süre oraya, çünkü uzun bir süre milli maç oynanmazsa sonra milli maç oynandığı zaman ben küfür etmeye kalkarken sen beni durdurursun. Ya kardeşim sus bak. Böyle böyle oldu zaten. Milli takım yüzü göremedik şeklinde bir tepkiler tepki olabilir. Şimdi hocam Brezilya maçını 3 gün önce İstanbul'da oynadık. 3 gün sonra gene bari Brezilya maçını Anadolu'ya verseydin. Veyahut da Brezilya maçını evet oynattın İstanbul'da. Bu maçı verseydin Anadolu'da. Bursa'ya çok rahat oynatabilirdin ya, Bursa'da mesela. Bursa'da oynatabilirdin. Tamam, şu anki stadyumumuzun konumu pek iyi değil ama gene o UEFA standartlarını kabul eder. Şampiyonlar Ligi oynandı. Artı zemini Türkiye'nin en iyi liglerinden bir tanesi. Türkiye'nin en iyi zemini. Kayseri'de oynayabilirsiniz hocam. Konya'da oynayabilirsiniz. Konya'da yeni bir stadyum yaptı. Hele ki mesela Kayseri uçakla olduğu için Kayseri mesela, hani Bursa biraz daha yol yapıyor ama Kayseri mesela aynen dediğin gibi yol da yapmayacaktı. Hani uçakla gittiği için yorgunluk da olmayacaktı. Konya'da olabilirdi. Olabilirdi mesela onlar ama. Seneye stadyumlarımız çoğalacağı için, yeni yapılan stadyumlar biteceği için sanki bu konuda biraz daha iyi adımlar olacak gibi duruyor. Hocam geçelim artık Bursa Spor bölümüne. İkinci bölümde Bursa Spor'u konuşalım. Geçtiğimiz hafta bir rahatsızlığınızdan dolayı programımızı yapamamıştık. Kayseri Erciyes maçını pek değerlendiremedik. Var mı Kayseri Erciyes maçıyla ilgili? Gerçi çok iki hafta öncesine gitmiş oluyoruz ama kısa bir yani, o maçla ilgili görüşünüz aslında. Orada benim eleştirdiğim 2-3 nokta var. Bir tanesi işleyen sistemi niye bozduk? Yani niye Volkan bozduk? Şen'i ilk 11'de oynatarak. Volkan Şen'i ilk oynatarak. Orada da tabii belki yani muhtemel olarak Volkan Şen'in milli takıma çağrılmış olması belki de bir baskı yarattı şimdi hoca üzerinde. Hani ya ben milli takıma çağrılmış bir oyuncuyu yedek bırakıyorum şeklinde düşünebilir mi? Lazım diye düşündü ama yani burada İngiltere'de, İspanya'da bu tür oyuncu örnekleri çoktur. Bazı oyuncular sonradan oyuna girerek çok büyük katkılar verir. Yani bu tür o futbolda örnekler vardır. Volkan da şu anki yapılanma, yani şu anki dizilimde bu anlamda bizim gerçekten özellikle 60'tan sonraki o topa sahip olma oranlarımızdaki o düşmede çok ciddi bir can simidi esasında Volkan. Evet. Yani o anlamda keşke biz yine o 4-3-1-2 sisteminden vazgeçmeyip, yani çünkü Volkan olduğu zaman 4-2-3-1'e dönmeye başlıyoruz. Ozan ve Melucci ile beraber kanatlarda oyuncular başlıyor. Bakanbu'yu da forvetten kanada çekilmiş oldu. Volkan Şen kanada çekilmiş oldu. Yani oradaki o pozisyon üretme zenginliğimizi kaybediyoruz. 4-2-3-1'de. Evet. Ama 4-3-1-2'de daha böyle hani tam üzerine oturmuş, hani terzi, kumaş, kıyafet misali. Sanki Bursaspor'un şu anki futbolcu kadrosuyla o oyun tarzı bizim üzerimizde oturmuş gibiydi. Ve 2 haftadır kazanan bir sistemdi. Hani bence hani Şenol Güneş'in o anlamda belki savunması gereken, rahat savunacağı bir sistem de, şey de vardı, mazeret de vardı. Ya yani 2 haftadır bu takım 5 gol attı, 3 gol attı, hiç gol yemedi. Ben bu takımı o yüzden aynı 11'i, yani kazanan 11 değişmez mantığıyla koyabilirdi. Koyabilirdi ve 60'tan sonra Volkan daha da verimli Volkan'da olabilirdi. Çok daha verimli olabilir. Çünkü bizim derdimiz gerçekten kulübeden giren oyuncuların katkı anlamında yetersizliği ve topu tutma anlamında Josue oyunun sonlarına doğru ister istemez yorulduğu için düşüyor. Biraz daha oyunda top tutabilecek ki bu özellikle bence Josue'den sonraki ikinci oyuncumuz Volkan.
Ya top tutma meziyeti. Ayağında top saklayabilme. Onun için bir top tutma özelliği var Volkan'ın. Kesinlikle. Yani o orta milyon ve defansın o 3-5 saniye soluklanabilme özelliği şu süreden sonra Volkan'da var. Evet. Ama 60'lardan sonra biz Volkan'ı çıkardık. Josue de yoruldu. Şimdi yine aynı senaryo tekrarlandı. Ve yine... Kayseri Erciyes farkındaysanız çok büyük bir baskı kurdu ikinci yarıda Sayın Çavuk. Yani özellikle orta saha elemanları... Baktığımızda... Kayseri Erciyes diri bir takım. Yani evet. Bülent Korkmaz'ın genel özelliğidir o zaten. Yani onun takımları fiziksel olarak çok daha diri takımlardır. Evet. Yani herhalde fizik yüklemeyi çok ama iyi yapıyor. Murat Yıldırım'ın yaptıkları da çok profesyoneller sanki sığmadı. Ben de bunu anlamıyorum. Yani burada onu da ele konuşmak lazım. Sen kötü ayrılmadın, şey yapmadın. Yani bunca kinin, nefretin sebebi nedir? Ben ama onu bu anlamıyorum. Hani, ya bir sıkıntı onu herhalde bir sosyolojik olarak incelemek mi lazım? Yani Bekir Ozan'da da aynı şeyi yaşadık biz. Evet, tekmeler ata ata bir hal oldu. Ya Adem Koçak'ta biz aynı şeyi yaşadık. Evet. Hani ya acaba bilmiyorum hani biz bilmiyoruz ama ayrılırken altta başka şeyler mi var? Hani buzdağının altında yatanı göremiyoruz sonuçta. Ya orada bir şeyler mi dönüyor bilmiyorum ama yani bu giden, ya Bursa'dan ayrılan oyuncuların Bursaspor'a karşı olan bu kini, ya bu sertliği nereden kaynaklanıyor? Altta ne var? Keşke maç sonu bu oyunculara hemen böyle bir psikolojik teste tabi tutsak. Hani ne oluyor kardeşim yani nedir alıp veremediniz diye sormak lazım yani. Ya zaten bir basın mensubu olarak bekle sormak lazım orada maçtan sonra. Ya Murat Yıldırım çok agresifti, bunun bir sebebi var mı diye sormak lazım esasında. Aynısını ben şampiyon olduğumuz sezon Ankara'ya gitmiştim. Gençler Birliği ile oynuyorduk. Serdar Kulbilge'de yaşadım. Aynısını yaşadım hem de. Yani berabere kaldığı için neler yaptı, değil mi? Neler yaptı sağ, yani. Kendi sahasında beraberliği oynadı. Sonra yukarıya doğru bakarak Allah'a bir takım şeylerde söyledi. Vallahi ne, bu kadar neden hırslanmışlar onu da anlayamadım. Gençler Birliği ne küme düşüyordu ne, oldu? Ne de Avrupa kupalarına gidemiyordu. Serdar yaşayabileceği bir şampiyonluktan oldu işte. Evet. Herkes layık olduğu şekilde, layık olduğu yerlerde devam layık ediyorlar hayatlarına. Görüyorlar. Aynen. Hocam Bursaspor'la ilgili soru ve görüşler geliyor demiştim. Müsaadenizle bir ikisini okuyayım. Her şey çok güzel ama kafamı karıştıran bir konu var. Aydın Twitter'da her şey Bursaspor için yazıyor ama Şenol Hoca affedilme gündemde yok diyor. Ayrıca Kolman transferi veyahut da dedikodusu gündemdeydi. Kolman'ı istemiyoruz şeklinde Selçuk Canlı'nın görüşü var. Bir de ekleme yapmış. Bu arada Jose ve Fernando'nun bonservisleri alınmalı ve Aydın affedilmeli şeklinde. Yani Aydın konusu gerçekten... Ben de istiyorum Aydın'ın affedilmesini. Yani ihtiyacımız da var esasında var. Gerçekten. Var. Ve Aydın ameliyat oldu. Ameliyat sonrası tüm belli bir dönem koşullara başlıyor. Muhtemelen yani ancak ikinci devreye bir kere yetişir. Hani orada Şenol Hoca kesinlikle çizdi mi, çizmedi mi? O konuda onu bir... ancak herhalde devre arasında göreceğiz. Yani gerçekten satış hani satış olup olmayacak mı? Orada yaşayın. Zaten eğer bir problem varsa muhtemelen Aydın'ın talibi de çıkacaktır. Evet. Gönderilecektir. O büyük zaman... ihtimalle Sivasspor talip olur. Kesinlikle olacaktır Sivasspor. Hani o zaman orada gerçekten bizim halen bilmediğimiz çok ciddi bir takım meseleler var demektir. Şimdi o konuda basınla buluşması vardı ya Şenol Hoca'nın. Orada da o soru da soruldu. İşte hani affedilme durumları nedir? Evet, ama bunun için İbrahim ve Ferhat da katılarak Aydın üçü birlikte soruldu. Gündemimde yok dedi. Yani şu an için gündemde öyle bir şey yok dedi. Hani şu an için gündemimde yok demesi aslında iyi bir şey bana göre. Tabii yani şu belki anda... ilerleyen zamanlarda ne gösterir şeklinde ben Ferhat'la İbrahim'de hala aynı kanalı taşıyacağını düşünüyorum ama Aydın konusunda sanki bu durum biraz kırılabilir, seviyeye gelebilir. Yani ben Şenol Hoca'nın gerçekten hani diyorum ya bir takım şeyleri aşmış hoca. Evet, evet. Yani ben Aydın konusunda takıntı yapacağını düşünmüyorum, evet. Tahmin etmiyorum. Yararlanabileceğini eğer düşünüyorsa kabul, aynen, şey yapar. İyi bir Aydın olarak Aydın'a tempora iş düşüyor. Aydın iyi bir Aydın olarak Sivasspor'daki Aydın gibi futbola dönerse ve o arzuyu isteği gösterirse Şenol Hoca'nın bence onu değerlendireceğini düşünüyorum ben şahsen. Peki yavaş yavaş geçelim Kolman hocam. Kolman konusunun içinde ha, evet, ben Kolman ona şu yabancı kadromuzda hele hele orta sahadaki bu kesinlikle zenginlikte ha şu olsa bunu kabul ederse eğer Akisler olabilir tabii ki. Al Traore'yi, Traore'yi ver Kolman'ı şeklinde bir şey Kolman, olabilirse. Kolman Akisler'de mi? Şeyde... Akisler'de diye biliyorum. Tabii Akisler'de şu an diye biliyorum. Ben hiçbir takımda değil diye biliyorum şu an. Boşta Avrupa'da şu boşta anda diye biliyorum da. Şey Zokora Akisler'deydi. Siz oradan karıştırmış olabilirsiniz. Pardon. Yani Kolmaş belki şu an boşta olabilir. O menajerin yani, oyunları olabilir. Ben yani boşta olan bir aslında konuşmamız yani bile zararlı. Aynen. Yani hiç gerek yok konuşmayalım. Birazcık bu tür haberler bunu esasında herkes İtibar biliyor. Etmeyelim. Yok. Bu tür olaylar esasında menajerlerin yaptığı bir takım haberlerdir. Maalesef bir takım medya kuruluşları da bu tür haberlere alet oluyorlar.
Çünkü menajerler bir takım medya mensuplarıyla birazcık fazla iş dışılar. Evet, ya Volkan şunun haberini yapalım diyor. Sen de bunun haberini yapıyorsun. Buradan yine sanki böyle biz de o karaya Kolman'a talipmişiz gibi bir durum olay söz ortaya çıkıyor. Oldu. Yani ben aklım başında bir şey olacak. Yani ortalarda olmayan bir Kolman'ı hele hele bu yabancı sayımızda biz Holmen'le Traore'ye yer bulamıyoruz orta sahada. Bir de Kolman'ın derdi mi çıkaracağız başımıza yani? Yok gerek de yok zaten olmaz öyle yani bir yok şey. Yok ki öyle bir şey. Ya tamamen bu menajerin birazcık Kolman'a pazarlık, pazar araması. İşte Şenol Hoca ile çalışmışlığı var şeklindeki ya durumlarda. Ben birazcık Kolman gitsin menajerini değiştirsin. Batuhan'ın menajerini alsın, işi bitirsin. Batuhan Karadeniz, soyadını da söyleyelim mi? Batuhan Karadeniz'in menajerini alsın, işi bitirsin. Şenol Güneş... Bu arada Batuhan şeyle, hani onunla konuşacak mıyız? Hamburg olayını. Evet, transferi söz konusu. Tam olarak daha resmiyet kazanmadığı için İnşallah Bursaspor Kulübü de... İnşallah olur diyelim yani. O iyi bir para. 400 bin euro valla bence iyi bir para. Evet, iyi bir yani para. Batuhan için bence iyi bir para. Ben hala aynı fikirdeyim. 6 ben ay sonra Batuhan'dan gidecek bir şey beklemiyorum gerçekten. Ben de beklemiyorum. Yani çok ağır, futbol şeyi yok. Yani hocam öyle demeyin. Yok. Yani tabii ki bu aslında zaman onun gösterecek yani. Kafasında Bursaspor yok. Onu söyleyeyim. Ama kendi adına bence de Alman futbol yapısına gitmesi büyük kazanım kendi adına. Hani evet. Çünkü Almanya'da onu adam ederler. Yani o anlamda bence hani orada fiziksel antrenmanlar falan. Çünkü şu anki ben en azından gördüğümüz hani izlediğimiz hani ben zaten milli maçlarını izliyorlar Almanlarda. A2 maçlarında da birkaç kere evet. Gördüm ben geçen sene izledim hani. Ağır yani ağır bir futbolcu yaşına ama göre. Ama 400 bin euro vermeleri de çok ilginç olmuş. Demek ki bir şeyler görmüş. Ya iyi pazarlamışlar gerçekten. Evet. Bence inşallah o olay olur. Hani bu parasızlıkta 400 bin euro bence iyi para Batuhan için. Peki geçelim Bursaspor Fenerbahçe maçına. Ve yani Batuhan'la ilgili ben bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Bizim orada Enes var ve şu anki U10'da uzun oynayan arkadaş da yine çok iyi yani milli takımlarında da çok gol atan bir arkadaş olacağını sanırım ismi. Evet. Hani yanlış hatırlamış olmayayım. Orada zaten bizim 2-3 tane yeteneğimiz var. Yani o aynı bölgede siz altyapıdan 3-4 tane aynı yaş grubunda adamı şans veremezsiniz. Yani o imkanı yok öyle bir şeyin. Yani siz hem Enes'i hem Oğulcan'ı yani eğer hatırlamıyorsam yani kusura bakmasınlar. Aynı anda 2-3 oyuncuya 2 tane 3 tane gence siz şans veremezsiniz. Evet. O yüzden bazılarına yol vermeniz gerekiyor. Balıkesir Spor'u hazırlık maçını izleme veya özetlerini izleme şansınız oldu mu? İzledim. Orada da şu an ismi aklıma gelmiyor. Orta sahada bir oyuncumuz vardı. Genç kardeşimiz. Furkan. Furkan. Mesela Furkan da bizim işte orta sahadaki bolluğumuzdan zarar görüyor. Yani Şenol Hoca da bahsetti zaten. O kadar çok orta saha oyuncumuz yani var ki. Gerçekten. Belki Furkan'ı işte bir İnegöl'e veyahut da işte kafaya oynayan takımlara kiralasak çok daha iyi olacak. Kesinlikle ya bence de. Yani Furkan'ın da bence bu yönde hareket etmesi lazım. Yani hocam, Furkan'ın da inat edip hani ya ben Bursa'da kalacağım demeden bir an önce alt liglerdeki takımlara gidip orada kendini geliştirip gelmesi lazım. Gerçekten yani. Arda bunu yaptı bak. Arda Caner bunu yaptı. Manisa'ya gitti ya. Caner de bunu yaptı ya. Manisa'ya gitti yani Arda. Hocam lig olsun neresi olursa olsun. Bakın ben bunun için 3. lige katıyorum ama 3. taraf yani oynamalarına taraf değilim. Yeşil Bursa örneği de var. Onu da konuşuruz biraz da. Ama 2. lig işte PTT 1. lig. Eğer burada bir takım buluyorsanız gitmeniz lazım. Kendinizi geliştirmeniz için. Kesinlikle yani futbol oynamadan olmuyor. Yani olmuyor. Maç eksikliği denen şey sağ içi antrenmanlarla özel maçlarla falan kapatılmıyor. Zaten özel maç öyle yapamıyorsun. Lig, evet. İşleyen lig sürecinde 2-3 kere maç yapıyorsun. A2 maçları da yani yeterlilik ya, vermiyor. Yani o hedef teşkil etmediği evet, için teşkil olmuyor. Yani hedef olayı olmadığı zaman ortada yani bir şampiyonluk bir küme düşme macerası muhabbeti olmayınca futbolcu o kadar asılıyor. Yani o anlamda bu genç kardeşlerimizin bir an önce kendini geliştirebilecekleri ama hedefe oynayan takımlarda olması lazım. Yani ben aynı şeyi söylüyorum. Yani biz şimdi Bursaspor olarak nedir? Biz hedefe oynayan bir takımız. Yani hep her maçı sahaya galibiyet için çıkan bir takımız. Evet. Şimdi defanstaki oyuncunun yine şampiyonluğa oynayan, hedefe oynayan bir oyuncuya gitmesi lazım. Orta sahadaki oyuncunun da, forvetteki oyuncunun da. Çünkü oyun şablonu defanstaki de, orta sahadaki, hücumdaki de hep saldıran takım şeklinde olması lazım. Bursaspor'un hedefleriyle örtüşmeli. Altlıklardaki takımların şimdi hedefleri. Şimdi defansta atıyorum yani. Biz Karavan Malakspor'da vermiştik bir futbolcu galiba. Ama adamlar 18. olmuştu yani. Yani mesela bu şimdi örneğin şimdi defans oyuncusu için bizim kanat bekleri diyelim mesela nedir? Ofansı çok katkı veren oyuncu olması lazım. Bursaspor'un adına öyle. Geriye de çok çabuk ters kademeye girmesi lazım. Çünkü biz geniş
çok geniş alan bırakıyoruz arka planda. Evet. Yani bizim sağ bekimizin de sol bekimizin de ters kademelere çok çabuk girmesi lazım. O oyuncu olması lazım ama sen şimdi iki tane gencimize sürekli baskı yiyen bir takıma gönderirsen zaten öyle bir dertleri olmayacak ki onların öyle ters kademeleri, geniş alanları falan. Çünkü sürekli zaten çıkamayacak adam ileriye. O zaman şöyle diyelim. Adam ofansa çıkamayacak bir adam yani. Kesinlikle. Sonra. Yani kiralık verilecek futbolcu kardeşlerimizin bile takımlarının iyi seçilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani zaten bu bile esasında o altyapı modellerinin, o altyapı gelişim modellerinin bir parçası. Yani o gelişen oyuncuyu ne yapacaksın? Nasıl bir sisteme dahil edeceksin? Ve iyi bir takip süreci de gerekiyor. Tabii ki kesinlikle yani. Peki geçelim artık Bursa Spor Fenerbahçe maçına Sayın Çoğun. Zorlu bir mücadele. Şeyle ilgili hani bu İbrahim'le ilgili. Mesela İbrahim'le ilgili şöyle bir şey yapılabilir miydi diye hep düşünüyorum. Sonuçta İbrahim'le ilgili belli ki şey olunca çizgiyi çizdi. Evet. Yani keşke hani bu çizgiyi çizdirken, tabii çizgiyi çizdirken aslında şöyle bir ifade kullandı hoca. Yani bunu hep yanlış yorumlandı. Ya ben sizi iyi konseyinizde düşünmüyorum dedi. Yani bu kadro dışından daha çok ya iyi konseyinizde ben sizde yani yok yani evet. Bu olmayacak. Hani boş boşuna ümit hayal etmeyin. Ben sizi iyi konseyinizde bu halinizde almayacağım ve benim için konu kapanmıştır dedi. İşte bu noktada belki de bu deklarasyondan önce sonra İbrahim'le özellikle İbrahim için konuşuyorum. Çünkü halen Ferhat için bir transfer değeri olabilir. Mesela Yeşil Bursa'ya bir abilik anlamında. Yani İbrahim, yani sen orada hem yardımcı antrenör gibi git orada bir abilik yap. Yine aynı o parayı alacaksın sonuçta. Aynen tabii sonuçta o parayı yine İbrahim alsın. Git orada bize bir abilik yap orayı gözlemle. Bizim bir elçimiz olarak, saha içindeki bir elçi olarak, bir yardımcı antrenör olarak ileride Bursaspor'a dönmek üzere bir sistem pekala kurgulanabilir. Çünkü İbrahim yani karakter olarak çok değerli İlk bir karakter. İlk yarı için mi söylüyorsunuz? İlk yarı için mi? İkinci yarı. Yani bu devre arasındaki... Hani transfer dönemi olmadığı için bu dönem için düşünülemez. Devre arasından sonrası için diyorum yani. Pekala hem iki taraf üzülmez hem de İbrahim gerçekten saha dışında çok karakterli bir oyuncu olduğu için. Hani bir abi figürü olduğu için oraya gittiğinde oradaki oyuncular için de düzgün bir abi modeli olurdu İbrahim. Çünkü İbrahim ailesi olan, eşi olan, çocuğu olan gerçekten çok müzmin bir futbolcu. Yani bu tür karakterlerin koparılmadan örnek olabileceği bir yapıya taşınması gerekiyor diye olabilirdi yani. Peki. Belki de olabilir hala bilmiyorum tabii. Belki de bu konuda çalışmalar da yapılıyor olabilir. Şu an biz de bilmiyoruz. Bursa Spor Fenerbahçe maçı Sayın Çavun çok önemli bir maç. Belki de hani kırılma maçlarından birini daha oynayacağız. Eşik atlama maçlarından birini daha oynayacağız. Bu eşik atlama maçlarını Bursa Spor sürekli sıkıntı yaşıyor. Bazen kazalara uğrayabiliyoruz. Geçen sene çok yaşadık da bu sene önemli konu değil ama geçen sene her maçın, her kırılma maçını kırıldık. Evet. Yani. Yönetmenim de birazdan ekranlara getirecek zaten. Bursa Spor taraftarları da destek verdi. Dün yapılan antrenmanda futbolcularla buluştular. Gayet moral oldu Bursa Sporlu futbolculara. Hem taraftar mutlu oldu hem futbolcular mutlu oldu. Bakın gerçekten çok güzel görüntüler bunlar. Şenol Hoca olsun, futbolcular olsun. Taraftarların yaptığı koridordan antrenman sahasına giriyorlar. Umarım bu işte Fenerbahçe maçı öncesi ekstra bir motive edebilirse bizi gayet de güzel olacak. Fotoğraf çektirdiler. Bakın yani antrenman sahasına girmek için sıra bekleyen futbolcular. Gerçekten çok ilginç bir durum söz konusu olmuş. İyi de olmuş. Yani bunları yapmak lazım. Kesinlikle öyle. Bir takım hani gerçekten bir takım taraftarlar için o resmin anlamı çok büyük. Evet. Felaket bir şey yani onun için yani gerçekten onu o tarif etmesi lazım onun yaşadığı duyguları. Yani bunu gerçekten iyi değerlendirmek lazım. Bu sevgiyi köreltmemek lazım. Gerçekten önemli bir organizasyon o anlamda. Peki Fenerbahçe için notlarınız var. Biliyorum Fenerbahçe'nin nasıl oynadığı, ne yaptığı bu 9 maçlık süreçte. Onlarla başlayalım. Sonrasında sanırım bir 5 dakikamız kalacak. Maçın önemiyle ilgili bir gerçekten iki taraf içinde kırılma maçı. Ya yani Bursaspor'un da kırılma maçı şu bakımdan kırılma maçı. Yani eğer bir takım şampiyonluk hani birazcık dinlendirilmeye başlandı. Hani takım gerçekten hani iyi futbol oynuyor. Yani bunun arkasında da bu ortaya konan futbol. Hani çünkü Galatasaray'a, Beşiktaş'a bakıyorsun, ortaya koyduğun futbol, Bursaspor'a bakıyorsun. Yani niye olmasın? Hani bu sene, o sene niye olmasın diye bir senin aklına kocaman bir soru işareti geliyor. Hani o aklına gelen soru işaretinin ünlem haline gelmesi için, soru işaretini ünleme çevirmek için bu maç önemli bir maç. Eğer bu maç kazanılır ise gerçekten çok ciddi bir ünlem koyacak Bursaspor. O sene, bu sene İki sorusunun gibi üzerine. Ve bu taraftarda, camiada, futbolcuda, yönetimde çok ciddi bir hava oluşturacak. Ha, kaybedildiği zaman bizim Avrupa Kupaları hedefinden
uzaklaştırmaz bizi. Ama kaybedilmesi dediğim gibi o şampiyonluk yolunda, yani o sene bu sene sonrasında bir başka seneye havale etmemize yol açar. Fenerbahçe adına ise bence onların da çok 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 kritik bir deplasman. Niye? Fenerbahçe Galatasaray deplasmanını bitirdi. Fenerbahçe Beşiktaş bitirdi. Trabzon'u bitirdi. Bursaspor'u bitiriyor. Bursaspor'u bitiriyor. Bundan sonra deplasman kalmıyor. Yani Fenerbahçe zaten lider olarak Fenerbahçe ayarındaki takım kalmıyor diyelim. Kesinlikle, yani Fenerbahçe'nin Bursaspor deplasmanını da bitirdiği takdirde, hele hele burayı da kayıpsız geçerse Fenerbahçe, benim yani çok erken belki ama 10. hafta itibariyle Fenerbahçe şampiyonluğun %70-80 bitirir. Yani onu Akhisar deplasmanını da bitirdi yani. Onu da söylüyorum. Yani yenilerek ayrıldı oradan ama. Sonuçta hani gerçekten olabilecek Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Bursa. Yani gidemeyince, yani şampiyonluk yaşamış tüm deplasmanları daha 10. haftada bitirmiş olacak. Hele hele yenerse bir de lider olarak bitirmiş olacak. Ki Fenerbahçe'nin iç sahadaki o atmosfer, o başarısını da göz önüne aldığımızda dediğim gibi %70-80 Fenerbahçe bu işi bitirir. Evet. Hani gene ikinci kim olacak muhabbetlerine dönmeye başlar. O bakımdan hatta Fenerbahçe camiası da gerçekten bu maça o şekilde bakıyorlar. Onlar da farkındalar olayın. Hatta ben Aziz Yıldırım'a da bu hakemler üzerindeki o baskı kurma meselesi bu maçın öneminden dolayı. Tam bu maç öncesinde öyle bir gene medyaya bir haber yaptı Aziz Yıldırım. Bu maçın ve bu maçın hakemini etki altına almak bağımıyla yapılan bir eylemdi. Onlar da bunu çok farkındalar, bu maçın önemini evet. O anlamda. O zaman hakem konusu açılmışken, hakem Fırat Aydınus, İstanbul bölgesi hakemi. Ben bunu da anlamıyorum yani. Ama bizim Fenerbahçe maçını hiç yönetmemiş şimdiye kadar. Şimdiye kadar bizim ben baktım 23 tane maçımızı yönetmiş. Yani 25 veya 23 maç yönetmiş Fırat Hoca. İki Galatasaray maçı var, iki Beşiktaş var, iki tane Trabzon maçı var. Çok, ama hiç Fenerbahçe, Bursa maçlarında hiç görev almamış. Çok ne ilginç orada, ne bir özelliği var Fırat Aydınus'un. FIFA kartı alındı Fırat Aydınus'un yetersizliğinden dolayısıyla. Bu yetersizlik antrenman da olabilir, başka şeyler de olabilir. Antrenman bunun içinde olduğunu biliyorum. Ya fakat Türkiye'de en fazla maç yöneten iki hakemden biri. Yok, şu yani zamana ciddi kadar. Ciddi maç yönetiyor. Maç sayısı dokuz, bayağı yüksek. Şu 9 maçın içinde de en fazla o yönetmiş. Kesinlikle. Yani etki eder mi size göre Fırat Aydınus? Yani sonuçta şimdi biz Fırat Aydınus'la beraber son 7 maçtır 3 galibiyet, 3 beraberlik, bir mağlubiyet almıştı son 7 maçta. Yenildiğimiz tek maç Beşiktaş maçı, İstanbul'da 1-0'lık. Eskişehir'le 2-2 kaldığımız bu maçı yönetmişti galiba. Bir de geçen sezonki 2-0'lık maçı yönetmiş orada. Yenildiğimiz son maçlarda bir tane son. Yani 2-0'lık sezon, geçen sezon açılış maçı vardı ya 2-0'lık. Evet, evet. O maçı yönetmişti. Hani orada ben çok hani sonucu etki ettiğini hatırlamıyorum. Bu 2-2'lik maçta da hani çok hani böyle bir bariz sonucu etki ettiğini düşünmüyorum yani o anlamda. En azından İstanbul'da bir tane Galatasaray'ı 1-0 yendiğimiz maçı yönetmiş. İstanbul'da 3-3'lük kaldığımız geçen seneki maçta yine Fırat Hoca yönetmiş. Hani çok da hani bize karşı negatif olan bir skorlar değil açıkçası o evet. anlamda. Ama hep beraber göreceğiz. Yani inşallah Aziz Yıldırım'ın o geçen hafta yapmış olduğu sunumdan etkilenmez diyelim. Peki. Hocam bu maçla ilgili küçük küçük notlarımız var. Onları da söyleyelim. Bu maçta çirkin ve kötü tezahürat yaparsak tribün kapatma sınırına geldiğimiz için tribünlerimiz kapanacak. Bunu Bursaspor taraftarlarının bilmesi gerekiyor. Pasolik ve 6222'ye ne oldu? Hocam şimdi o 3 dakikamız kalırken bu konuyu bana sorarsanız yani yönetmenimden 1,5 saat daha süre istemem gerekir. Bunu söyleyelim Bursaspor taraftarlarına. Eğer çirkin ve kötü tezahürat olursa tribün hangi kapanıyor. Tribünden geliyorsa o tribün kapanacak. O tribünde o tezahürat yani yapan adam açık kaleden bilet alıp girebilir mi? İşte yine 1,5 saatlik bir program konusu sizin dediniz. Biliyorsunuz bu gözlemciler zaten ceza yazmak için bize aynen ya, bekliyorlar. Yani lütfen bu konuda dikkatli anlamda, olalım. Evet, hem kulübümüz maddi olarak çok büyük bir para cezası alması yani durumu 200 bin lira bildiğim kadarıyla. Bu sene maddi kayıp gerçekten önemli. Yani bu sene hem de tribünümüz kapanacak. Her şey iyi giderken saha içinde ve saha dışında. Şu anda bak hep onu söylüyoruz. Yani bu sene Bursaspor'un ritmini bozacak tek şey maddi problem. Evet. Yani bu maddi problem yaşamadığımız sürece Bursaspor, ben ilk 5'te biteceğine inancım çok yüksek. Ama maddi problem yaşarsak her şey alt üst olur. Yani o anlamda kaybedilecek her 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira
Çok ciddi değer. Çok ciddi değer. Bursa Spor taraftarlarını bir kez daha bu konuda daha duyarlı olmaya davet edelim. Hakem konusunda size sordum. Siz bir şey olmama durumuyla ilgili söylediniz. Ben de bir ekleme yapayım. Ben hakem kötü olsa bile biz Fenerbahçe'yi burada eze eze yeneceğiz diye söylüyorum size. İnşallah da öyle olur. Ya eze eze demiyorum çünkü sonuçta çünkü şu anda iyiyiz. Türkiye Ligi'nin en formda iki takımı. Yani istatistik olarak baktığımız zaman da mesela en çok topa sahip olan iki takımdan biri. En çok şut çeken iki takım var. Fenerbahçe, Bursa. Evet. En çok isabetli şut çeken iki takım var. Fenerbahçe, Bursa. Ne bileyim en çok gol atan dört takımdan ikisi Fenerbahçe, Bursa. En az gol yiyen yani İstanbul Başakşehir'den sonra en az gol yiyen iki takım Fenerbahçe, Bursa. Hani gerçekten birbirine çok denk iki takım o anlamda. Hani biz içeride iyi oynayamıyoruz, onlar dışarıda iyi oynayamıyor. O da esasında bir denklik getiriyor. Hani ne bileyim orta saha kullanımı açısından da en yüksek orta sahada top kullanan iki takım yine Fenerbahçe ile Bursa. Hani devlerin mücadelesi olacak. Gerçekten şu 9 haftalık dönemde en iyi en takım gibi oynayan iki takımın mücadelesi olacak. Çok keyifli bir mücadele olacak kesin. Ben yine tekrarlıyorum. Fenerbahçe'ye burada farklı yeneceğiz. Farklı yeneceğiz. Evet. Bir yemek. Tamam. Hafta çarşamba görüşürüz o zaman. Tamam oğlum, görüşürüz. Bir de ekleme yapayım. Bugünkü antrenmanla ilgili. Bakan bunun gribal enfeksiyonundan dolayı. Bakan Bey'i gönderin bana. Tamam size gönderirim. Aziz Beyiş ve Terori de milli takımda olduğu için şu an daha antrenmana çıkmadılar. Onlar da bugün yarın dönerler artık. Aziz Bey'in içinde yolu az yol değil bu arada. Evet. O da milli takımda çok güzel bir asist yapmış. Nazar değmesin diyelim Aziz Beyiş'e de. Aziz Beyiş de eğer Türk olmuş olsaydı belki de 5. futbolcu olarak milli takıma ama çağrılabilirdi. Balıkesir özel maçında da Emre Taşdemir'in Emre Taşdemir çok güzel oynadı. Hani Aziz'in de yerinin hiç rahat olmadığını herhalde evet, Aziz beni arkadaşlarım aradı. Ben de o maça da gidemedim. Ben seyrettim o maçı. Müthiş oynuyor Volkan şeklinde bunu programda söyle diye hem de bunu da söylemiş oldum. Bu arada da biz hani her zaman bunu söyleyelim. Hani Bursaspor TV'ye bu anlamda hani gerçekten bir daha teşekkür etmek lazım. Evet. Hani basketbol maçları, voleybol maçları, bu tür hazırlık maçlar, altyapı maçları hani yani eskiden hayal olan şeylerdi bunlar. Gerçekten hani Bursaspor TV çalışanlarına, ekibine baştan aşağıya gerçekten teşekkür ederim. Hani yani bize Bursaspor'u, taraftarlara Bursaspor'u daha da yakınlaştırdıkları için. Bir arkadaş da demiş ki hocam yayın kapanacak diye strese girmeyin, rahat olun şeklinde bir görüş bildirmiş. Kendisine teşekkür ederim. Bizim program süresi yetmiyor yani. Lütfen Line TV yani genel müdürlüğüne, yönetimine tepkilerini seyircilerimizin bildirmesini istiyoruz. Ben veririm o zaman Twitter adresini. Teşekkürler hocam. Telefon numaralarını da veririz. Bizim sitemize girseniz zaten görebilirler. Teşekkürler hocam. Geldiniz, konuk oldunuz. Ayağınıza sağlık. Bir daha hastalanmamız dileğiyle diyeyim. Tekrar geçmiş olsun size. Programımızın sonuna geldik. Hafta yeni konular ve gündemlerle çarşamba günü aynı saatte buluşmak üzere. Mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın.